burada okuyacağımız bu ders ey insanlar, sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva mertebesine vasıl olasınız. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki arzı size döşek, bina semayı binanıza dam yapmış. Döşemiş yeri bize, tefriş etmiş. Çiçeklerle, bahçelerle, çayırlarla, denizlerle, nehirlerle tefriş etmiş. Firaş. Firaştır ayet-i kerimede. Ardı firaşen ve semae binaen. Semayı da diyor binanıza dam yapmış. Dam, mesela şimdi bir taş atsan evin damına düşer, insanın kafasına gelmez. Sema da bizim binamızın damı. Yıldızlar var ya, düşüyor böyle, kaygıyor yıldızlar böyle. O yıldız ölülerinden hiçbiri aşağı düşmüyor. Cenab-ı Hak onları atmosferde toz haline getiriyor, eritiyor. Kayıyor değil mi yıldızlar? Biz kendi çocuklarımızın tarafından ağlamlarda gece. Tabii her taraf karanlık ya. Yıldızların kayması görünmüyor. Şu, 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 şu. Şimdi diyor mu ya, kaymıyor eskisi gibi. Nerede kaymıyor? Yine kayıyor. Biz görmüyoruz şehirde. Aydınlık. Zaten öne bakmaktan havaya bakamıyoruz ki. Havaya bakarsan çarpamıyor araba yani. Onun için şimdi burada görünmüyor ama köylerde görünüyor hakikaten. Hani böyle şimdi bir söyledi ama yine bir yıldız kaydı diyorlar değil mi? Halk arasında. Böyle güzel bir adam öldüğü zaman bir yıldız daha kaydı. Yıldızlar böyle kayıyor. İşte o yıldız, kayan yıldızların cesetleri kafamıza düşmüyor. Dama düşüyor. Dam. Yani bu sema bizim binamızın damı olmuş oluyor. Cenab-ı Hak atmosfer dediğimiz şeyde onları tutuyor, eritiyor. Ne yapıyorsa yapıyor kurban olayım. Evet. Evet, arzı size döşek, bina, semayı binanıza dam yapmış. Ve semae binae. Bina yaptım diyor. Ve semadan suları indirmiş. Ya enzele mine semai maen. Mai su, suyu indirdik diyor. Ve sizlere rızık olmak üzere yerden meyve ve sair gıdaları çıkartsın. Sebep oluyor, su sebep oluyor. O yağmur yağmakla ne oluyor? Ekin oluyor, elma oluyor, armut oluyor, kavun oluyor, karpuz oluyor, domates oluyor. O su olmasa onlar olmayacak. Aynı su geliyor, biber zehir gibi oluyor, kavun bal gibi oluyor, limon ekşi oluyor, elma tatlı oluyor, öteki mayhoş oluyor, zeytin yağlı oluyor. Aynı sudan Cenab-ı Allah neler yapıyor, aynı topraktan neler yapıyor. Bir şeyden her şey yapmak kimin işidir? Ancak her şeyin sahibi olan zat bunu yapabilir. Tabii biz bunları gözümüz önünde görüyoruz ama esasında görmüyoruz. Sadece bakıyoruz. Bakmak görmek değildir kardeşler. Mesela adam ağaçtan elmayı koparıyor, hiç hayret etmiyor. Hayret etmiyor. Portakalı koparıyor, hiç hayret etmiyor. Ya diyor, nereden getirdin? Dört yoldan getirdim diyor çubuğu. Çok muazzam bilmem ne buna diyorlar işte. Bilmem efendim ne portakalı diyorlar. Washington atıyor. Öbürü yok, bilmem ne portakalı diyor. Şöyle, halbuki o portakal, sapına bakıyorsun, tat yok. Dalına bakıyorsun, tat yok. Kabuğunda tat yok, içi bal gibi. Şimdi eğer hakikaten bu ağaçtan geldiyse, sapında da bir şey olması lazım. İşte Rabbim bize orada mesaj veriyor. Kullarım diyor, sakın bu meyveyi ağaçtan bilmeyin. Eğer ağaçtan gelseydi bunun tadı, sapında da olur. Al vişnenin saplarını kaynat, zehir gibi bir su olur. Vişneyi kaynat, reçel olur değil mi? Elmanın saplarını kaynat, zehir gibi bir su olur. Elmayı kaynat, komposto olur. Üzümün saplarını kaynat, zehir gibi bir su olur. Üzümü kaynat, hoşaf olur. Ya. İşte gösteriyor Rabbim, bakın diyor, ben neler yapıyorum. Evet,
sizlere rızık olmak üzere meyve vesaire gıdaları çıkartsın. Süt de oradan geliyor. Yağmur yağıyor, çamur oluyor, ot oluyor, inek yiyor, süt oluyor. İnek yiyor, köfte oluyor. İnek yiyor, döner oluyor. İnek yiyor, pastırma oluyor. Sucuk oluyor. İnek yiyor, ayakkabı oluyor. Allah Allah. Sudan ayakkabı. Sudan insan. Sudan. Öyleyse Allah'a misil ve şerik yapmayınız. Velâ tecalûlillâh endâden. Endât demek nit, onun zıddı niddi yoktur. Bilirsiniz ki Allah'tan başka mabut ve halikiniz yoktur. Yoktur adam. Dua diyor ama sıkışınca da Allah diyor. Doğanın nimetleri, doğa veriyor, doğa alıyor, doğadan yiyoruz, doğal lezzet, doğal afat. Fakat bir zelzele oluyor, eşhedü en la ilahe, Allah'ım koru ya Rabbi. Doğa koru bizi demiyor adam. Görüyor musun ne kadar yalan. Yalan ya, yalan söylüyor, dümdüz. Doğayı koruyalım yazıyor. Doğa hakikaten öyle rızık verebiliyorsa, değil mi? Doğal gaz, doğal afet, doğal lezzet. Bu doğa madem ki bu kadar güçlü bir şey, niye ben onu koruyayım? O beni korusun. Allah'ı koruyalım diye yazı var mı? Allah korusun. Maazallah, hafazan Allah, Allah muhafaza, evvel Allah. Demek ki Allah var, gayrısı yok. Telefon çalıyor mu? Allah belki de benim getir. Ha? Orada mı? Kapatalım onu. Kapalı. Benimki kapalı değil. Sessiz de olsa yine yapar değil mi? Yapar. Kapatayım da. Tamam. Demek ki kardeşler bu doğa, tabiat falan bunlar hep bunlar oyalamak için. Yani sen Allah diyorsun ya. Sana Allah dedirmemek için mesela doğal gaz diyor adam. Şimdi biz desek ki rahmani gaz eve aldırdım. Ne gazı? Yeni mi çıktım gaz? İlahi gaz aldım eve. Bırak ya falan. Ama böyle desek, devam etsek tutar. Tutar. Kıstaşı diye bir yer var şimdi. Fatih'te oralarda. Biz oraya Nurtaşı dedik. Nurtaşı diye. Geçen sene bir gence sordum dedim, burada Nurtaş varmış. Abi biraz daha yürü ilerledim. Ama 20 sene oldu. Başlayalım bu işe. İyi bir adama diyor, kötüsün desen kötüleşir. Kötü bir adama da iyisin desen iyileşir. İman edeceğiz. Evet, bilirsiniz ki Allah'tan başka mabut ve halikiniz yoktur. Mukaddime, akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Akaidi ve imani hükümlerine altı tane demin. Amentü billah ve melaiketi ve kütübi ve rusulü ve yemil ahri ve bil kaderi. Altı tane şart. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Meleke haline geliyor. Meleke ne demek? Yani artık onu rahatlıkla yapabiliyorsun. Düşünün bir adam yeni ehliyet almış böyle gidiyor. Bir arkadaş bizim almış ehliyet gidiyor. Önde traktör var. Traktör yavaş gidiyor. Böyle yapıyor elinden. Geçti o da yok sen. Yani traktörü geçecek hali yok adam. Neden? Meleke yok. Ama şimdi tak dalıyoruz yani. Tabii şoförlük yapa ne oluyor? Ustalaşıyor. Demek ki ehliyeti almak marifet değil. Marifet arabayı kullanmak. Ben Müslümanım demek marifet değil de o Müslümanlığı yapmak değil mi kardeş? Yapa artık meleke haline geliyor. Ya diyor müdür bizi işten açacak. Açsın ya diyor. O müdür atarsa kainatın müdürü bana başka iş bulur diyor. Efendim Allah diyor. Er rızkı alallah diyor. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Rızkın sahibi benim. Bak rahatlıkla Allah'a böyle inandığı için hemen iş buluyor. Öteki bulamıyor. Neden? Bulamayacağına inandığı için bulamıyor. Çok mühim. Allah. Sen ne konuşuyorsun ya?
İtikat kardeşim. Mesela ben denize gidiyorum, atıyorum kendimi böyle. İki saat uyurum denizde. Göbek de dışarıda. Yani dalgalı olmadığı müddetçe yatarım ben. Ama dalga varsa burnumdan girer başka. Uyurum, yastıksız böyle uyurum. Ama bir kardeş orada, gel diyor Halil İbrahim buradayız. Orası çamur, abi diyor üşmek bilmiyorum. Ya bilecek bir şey yok diyor, ama gemi de bilmiyor üşmesi. Kaldırıyor. Oğlum diyorum su kaldırıyor. Suyun kaldırma kabiliyeti var Allah'ın izniyle. Gel diyorum yap bak kaldır sen. Yok ya diyor ben yüzmek bilmiyorum. Oğlum gel bak bir şey yapmıyorum ben, tutuyor bak şu. Gelmiyor adam. Getirin lan şunu. Şimdi adam iki kardeş tutuyorlar karkat oğlum. Bak getirin. Aa, atın. Her tarafını oynatıyor gene batıyor. Neden? Batacağına inandığı için batıyor. Deniz bile itikatsız adamı kabul ediyor. Ölen diye batacaksan bat be. Tabii canım. İnanacaksan inanmaktır her şeyde. Her şeyde inanmaktır. O da neyle oluyor? Yapa 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 artık. Beleki haline geliyor. Evet. Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle. İbadet neymiş kardeşim? Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarını yapmamak. Yani Allah'ın yap dediğini yapmak, yapma dediğini yapmamak ibadetmiş. Mesela içki içmemek ibadettir. Namaz kılmak ibadettir. Kumar oynamamak ibadettir. Zina yapmamak ibadettir. İbadet. Birisi yapılarak yapılan, diğeri yapılmayarak yapılan. İkisini Allah emrediyor değil mi? Buraya otur diyor, buraya da oturma. Arife günü oruç yemek haram, bayram günü de tutmak haram. Ya ben bugün de tutacağım. Ya o zaman senin kulluğun nerede kaldı? Kul ne demek? Biz Allah'ın kölesiyiz. Otur der otururuz, kalk der kalkarız. Tut der tutarız, yut der yutarız. Olur mu ya sen şimdi? Senin kafana göre mi yani bu iş? Ya olmuyor bak. Demek ki ibadet Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden, yasaklarından sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. İman akıl ve kalpte duruyor bak. İmanda bir hareket yok. İnandım. Adam oturdu inanmıyor. İnandım. Amin. İnandım. İnandım. İşte otur diyelim ben namaz kıldım. Böyle nerede kıldın kalkmadın. Diyemez değil mi? Bir hareket lazım. Ha, demek ki iman neymiş? Vicdani ve akli hükümler. Öbürü de hareket halinde. Eylem tarzında ya. Evet, vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. O imanın tesiri zayıf kalır. İnandığın gibi diyor yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Faiz haram. Öteki diyor, faiz haram ama diyor, ne yapacaksın işte para duruyor orada. Mehmet Bey de vermişti, Hacı abi de vermişti falan. Başlıyor faizi yemeye. Bu sefer ya haram değildir. Biri diyor, ne haramı be kardeşim diyor. Kendi paran orada sen birden çalmıyorsun bana. Öyle mi? Tabii canım öyle falan. Bu sefer inanmaya başlıyor. İnandığı gibi yaşamıyor ya, yaşadığı gibi inanmaya başlıyor. Bizim bankada çalışan bir arkadaş vardı da, bir gün diyor abi, Hacı teyze geldi. Kızım demiş, hesap et bizim faizimizi, umreye gideceğim. Şimdi aynı kadın, oradaki memura diyor ki, memur kız, çay içiyor mu sol eline? Sol eline içme evladım, sağ eline. Haramdır. Anne demiş, sen faiz haram, faizi yiyorsun. Görüyor musun? Yani hemen yapıştırıyor yerine. Boşluk bırakmıyorlar. Halbuki o kızın yaptığı, belki mekruh, bunun yaptığı haram. Allah'ın olsun. Evet kardeşler böyle yani. Demek ki
vicdani ve akli olan imani hükümler ibadetlerle terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hale alemi İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti şahittir. İslam aleminin durumu buna şahit. Hatta bazı insanlar diyor kardeşim, İslam dini hak bir dinse neden bu Müslümanlar perişan, Hristiyan alemi zengin, bunlar efendim birbiriyle dalaşıyor, öbür tarafta kavga yok, kan yok. Müslüman olmadıkları için öyle oluyor. Müslüman olmadıkları için öyle oluyor. Müslüman olduğundan değil, İslamiyet yaşasa öyle olur mu? Baksana, Müslüman mı Kaddafi? O kadar insan ölüyor, bırakıp kaçmıyor koltuğu. Demiyor lan benim yüzümden bu kadar kan dökülüyor. Öteki orada 1000 kişiyi öldürüyor. Öteki Mısır sömürmüş, paraları almış gitmiş. Olur mu bir Müslüman böyle yapar mı? Katiyen yapmaz. Değil Müslüman değil, ismi Müslüman. Alakası yok İslamiyet'in. Münafık. Bu hale alem-i İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti şahittir. Pekisa, ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi, ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi, vesile oluyor ya bak buradaysın. Burada olmasaydık nerede olurduk? Yerde olurduk değil mi? Ya meyhanede olurduk, ya kumarhanede, ya kahvede kağıt oynardık. Şimdi kağıt oynayan bir adam yenildi mi saadette olmuyor değil mi? Geçen öyle bir tanesi kalp vermiş. Yaşlı da böyle derken. Kontağı kapatmış. Kalbi durmuş adamın. Kağıtlar elinde böyle. Kahveci çıkaramıyor kağıtları. Demişler kahveciye kardeş, sabahleyin hoca yıkarken çıkarırız, getiririz desteği tamamlarız. Hoca da çıkaramamış valla. Ya demiş o kadar sıkmış ki adam, kaynamışsın. Hadis-i şerif var, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Adam 75 sene hep oynamış, genç olsa hadi 1-2 sene oynadı tövbe etti falan. Bu genç ya sonuna kadar devam ettiği için çok ihlaslı. Temutuna kema teişun ve tübasuna kema temutun diyor. Arapçası bu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Kağıtlar da çıkacak öbür tarafa. Suç sabit, deliller meydanda. وَسِيْخَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَى diyor ayette. O gün kafirler zümre zümre cehenneme sevk edilirler. Zümre zümre, vallahi böyle. Zümre zümre. Komünistler, deistler, siyonistler, masonistler, kemalistler, hepsi o gün bütün istler beraber gidiyorlar. Vallahi. وَسِيْخَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَى. Ben çocukken zümera derdi babam, cehennemin zümerasına gitsin. Yani cehennemin dibi zannediyordum. Zümera demek grup, zümre zümre, grup. Ondan sonra وَسِيْكَ الَّذ۪ينَ تَقَوْ اِلَى الْجَنَّةَ زُمَرَى. Karşıdaki ayet de böyle. Allah'tan korkanlar, takva sahipleri de zümre zümre cennete giderler. Vay be, ne güzel değil mi? Nurcular, Süleymancılar, Adıyamancılar, efendim, Nakşibendiler, Mevleviler, Kadiriler, Rufailer. Onlar da grup grup gidiyorlar. Şimdi bunlar büyük imamlar, imamlar alıyor bunları. İmam bak şu ayette diyor ki, يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ. O gün bütün insanlar imamlarıyla çağırırlar diyor. İmam önder demek, önder. Bunun imansız önderi var, imanlı önderi var. Önde giden demek. Stalin de bir önderdir, önde gidiyor. Trotski de bir önder, Mao da bir önder, önder. Efendim onlar diyor, imamlarla çağrılırlar. Yevme ned'u, ned'u demek nida, nida edilir o gün. Külle ünasin, bütün insanlara o gün nida edilir. Bir imamihim, imamlarıyla çağrılırlar. Nurcular hemen koşuyoruz böyle. Üstadımız bizi alıyor, büyük imama teslim ediyor.
Büyük imam kim? Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Onun sancağı geniş. Öbür tarafta diğerleri de topluyorlar adamlarını. Onlar da büyük imama tepsini diyorlar. Şeytan. Şeytan tepsini diyorlar. Şeytan da. Vallahi. Onlara bir tekme. Geçen gün birisi anlattı. Midyat'a gitmiştim. Bir başhekim anlattı bana. Abi dedi, sana lazım olur mu? Adamın biri ölmüş. Şeytan bunu karşılamış. Ama şeytan tarzında değil de hoş geldin birader demiş. Gezdireyim sana buraları falan. Burası ne demiş? Burası cehennem demiş bakmış. Millet oturmuş çayırda içiyor, içiyor, bir şeyler yapıyor. Oynuyor, zıplayanlar var. Ya demiş cehennemi böyle demiyorlardı dünyadayken. Fena değilmiş filan. Bir de cenneti göreyim demiş. Uyanığa bak. Bir de cenneti göreyim. Daha kıyaksa oraya gideyim demiş. Gidiyor bakıyor. Cennet de ondan biraz farklı değil yani. Tamam ya demiş ben gene cehenneme gideyim demiş. Bu bunu alıyor. Götürüyor kapıdan. Bir kalktırıyor. Adam bombala kata ata iniyor aşağı. Tabii aşağı inince merdivenden aşağı. Hakiki şeytan karşılıyor bu sefer. Gerçek şeytanlığını gösteriyor. Ne bu diyor ya diyor. Sen böyle mi gösterdin? Diyor bu kadar da reklam olur diyor. Reklam olur. Ve tabii kardeşler reklam öyle yani. 18 Ağustos mu? 17 Ağustos'un deprem olmuştu. Şeyde bu. Biz şeye gittik. 18 Ağustos. Ertesi gün gittik de orada kardeşlerimiz Adapazarı İzmir tarafına. Birkaç kamyon mal yaptık İzmir'den. Gördük ilaçtır, yiyecektir, battaniyedir. Orada Otel Elmas diye bir otel Adapazarı'nda. Elmas Otel. 4-5 yıldızlı bu. Birkaç gün önce yazmış böyle pankartlar. Elmas Otel sizi başka alemlere götürür. Her türlü rezalet var içeride, tamam mı? Her türlü terbiyesizlik. O gün 150 kişi başka aleme gitti. Allah muhafaza. Hatta oranın valisi Yener Rakıcıoğlu Sakatada da getirmiş şeyle tabii 5 yıldız otel ya eve orayı çarşafları getirmiş böyle kaldırıyor bakıyor piş, çok çirkin sahneler kapatın demiş görmesin kimse Allah muhafaza 5 dakika sonra ne olacağımız belli değil kardeşler dikkat edelim an bu andır yani hayat diyor bulunduğun andır biraz öncesi geçti biraz sonrası yok. Hayat nedir? Tık. O kadar. Şu anda ölüm gelse hiç yaşamamış gibiyiz. Adın ne? Hasan. Hasancığım. Güzel bir çocuksun sen. Çok nurlu yüzün var. Böyle Hasan kardeş. Ölüm şu anda gelse kaç yaşındasın? 30 var mı? 27. 27 olsun. Ben de 74. Şu anda ölüm gelse bana ben hayır ha bir sene yaşamışım. Ha 75 sene yaşamışım. Şu yaşadıklarım yanımda değil. Yaşayacaklarım da yanımda değil. Andır. Hayat andır kardeşler. Hiç yaşamamış gibiyiz ya. Allah bizi kendimize merhamet edenlerden etsin. Hani var ya kendine iyi bak diyor. Yeni çıktın kaç senedir. Kendine iyi bak. Sana öyle bakar adam kendine. Sana mı soracak? Sen ona diyeceğin bir şey varsa kendine acı. Ama sakal dayak var öbür tarafta. Kendine acı. Ezanı duydun mu fırla. Acilu bis salati kablel fevt diyor peygamberimiz. Acilu demek acele. Acele edin. Acil seniz var ya. Acilu bis salati kablel fevt. Fevt geçmek demek. Namazı kılmaya acele ediniz kaçırmadan önce. Ve acilu bis tevbeti kablel mevt. Ölüm gelmeden önce de tevbe etmeyi acele ediniz. Ölüm gelince kabul değil. Firavu da tövbe etti ama kabul edilmedi. Ya kardeşler. Allah bizi affetsin inşallah. Amin. Allah bizi affetsin. Amin. Çok şanslıyız. Bir cihette çok şanslıyız. Bir cihette de çok mesulüz çünkü insan. Öğrendikçe mesuliyeti artıyor. Bilenlerle bilmeyenler bir değildir diyor Kur'an-ı Kerim. Neyde? Fazilette, izzette, şerefte. Bir de öbür tarafta dayakta. Dayakta da bir değil, bilenler daha çok dayak yiyecek orada. Bildiğini yaşamazsa, Allah muhafaza. Allah çok şanslıyız ben diyor, bak şu anda nerelerde insanlar var değil mi? Nerelerde yaşayan insanlar var, düşün.
ne patakhanelerde, ne pisliklerde, ne yerlerde ya. En basit stadyum ya orada adam böyle. Ooo. 70 bin kişi böyle, 70 bin tane kafa. Oradan bir tek memuru 70 bin çıktı araba bak. Buradan bir tane patlatıyor. Top yere girdi. Ohohohoho. Ne oldu girdi? Sana ne bağırıyor? Girdi. Yani adam neyle mutlu olmaya çalışıyor bak. Top oraya girmeye girse. Ne olacak? Bağırıyor adam ya. Bir de kavga ediyor. Geçenlerde baktım o kadar. Beşiktaş'tan Bursa Spor adam yere düşmüş bir genç 3-4 kişi tekme vuruyor çocuğa. Allah muhafaza ya. Sanki Türk-Yunan harbi gibi böyle. Adam şeyle gelmiş. Döner bıçağıyla. Çıkardı paçasından böyle. Polis ne lan bu diyor. Abi diyor lazım olurdu ya. Lan diyor ne lazım olacak. Savaşa mı gidiyorsun? Adama bak ya. Niyeti bozuk. Kardeşini kesecek şerefsize bak. Hadi adama bak. 5 paralık bir top için. Kardeşini kesecek ya. Bu adamda iman var mı? Ne imanı ya? Anarşist ya. Anarşistler nasıl taşlıyorlar yani bankalayın. Aynı onun gibi o da. O da değişik bir anarşist. Tam bir eşkıya. Ha? Tam bir eşkıya oldu. Tam bir eşkıya değişik bir şey ya. Ve keza ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi. Bak saadetteyim ben şimdi. Kardeşlere bakıyorum, seviyorum. Bak bu adam bana benziyor. Gözleri aynı yerde, burnu aynı yerde, kulakları aynı yerde, bıyıkları aynı yerde. Benim kardeşim, beni kim yarattıysa bunu da yarattı. Ben daha yeni görüyorum bu adamı. Bu adamı da yeni görüyorum. Seviyorum ya, mecburum sevmeye. Neden? Allah için seveceğiz. Allah için seveceğiz. Allah için seveceğiz, Allah için sevmeyeceğiz. Abdülkadir Geylani'yi seviyor mu? Gördün mü? Bir köftesi yedin mi? Niye seviyorsun? Seviyor adam ya. Allah için seviyor. Firavun'u sever misin? Yaptım sana bir kötülük. Ama Firavun Allah'ın düşmanı bak. Demek ki biz Allah için seviyoruz, Allah için sevmiyoruz. Öyle değil mi canım? Ha? Sen çok durgun duruyorsun bak. Kafayı çalıştırıyor. Duyamıyorum. Tamam. Duyamıyor musun? Yan tarafa. Buraya gel. Ver yanıma. Ben de sana duyuracağım diye uğraşıyorum. Şimdi duyarsa. Ve keza, ve keza ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve maade. Maaş ve maade. Maaş demek yiyecek, içecek. Yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir. Adam kazanıyor. 1 milyar maaş alıyor. Allah bin bereket versin abi. Arttırıyoruz, araba alacağız. Öbürü 3-4 milyar alıyor. Akma abi diyor. Rakıma yetmez 2 milyar diyor. Görüyor musun? Maaş alıyor. Zaten maaş demek yaşaman. Maaş ve maade. Allah Allah. Dünya ve ahiret işlerin tanzime sebeptir. Bir tanzimin var. Yarın sabah namazından sonra görüşelim. Allah Allah. Bak tanzim. Sabah namazında kardeşi arıyorum telefonla. Demiyorum bu saatte adam rahatsız ederim. Neden? O saatte adam ayakta zaten. Namaza kalktı. Ya. Tanzime sebeptir. Ve şahsi ve nev'i kemalata vasıtadır. Ve Halik ile Abd arasında, Allah ile kul arasında pek yüksek bir nispet ve şerefli bir rabıtadır. Nispet. Allah'u ekber. Sevi Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'u ekber demek Allah en büyüktür demek. Şimdi Allah'ımız en büyük olduğunu inanıyoruz. Ama Allah en büyüktür demeye, 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 demeye bu sefer başka büyüklere takılacağız. Falan olmasaydı diyorsan yoktun bugün o kurtardısın. Rabbullah'ını sırbalama. Sırbalama lan. Neyi kurtardı senin? Neyini kurtardı? Ha? Kendini kurtaramayan adam seni nasıl kurtarır? Niye bu kadar ucuza gidiyorsun? Hakkında değil tabii. Biri söyledi geçen gün hastanede bir nara attım. Havayı dedim burnundan o mu gönderiyor? Estağfurullah. Kulaklarını o mu taktı sana? Estağfurullah. Güneşi o mu tepende döndürüyor? Estağfurullah. Nane kurtardı.
Sağdan soldan duymuşsun öyle ezberleme lafları. Seni bir damladan yarattım diyor. Elem yekü nutfeten min meniyyin yümna diyor. Bir damla meniden yarattım sizi diyor. Mâ garrake bir rabbikel kerim. Rabbine karşı ne gururlanıyorsun diyor. Kimsin sen diyor. Kaç paralık adamsın. Ha? Şöyle bir yılan yüz hepimizi koklattırır burada valla. Üç tane eşek arası yeter diye. Kaçıttır hepimizi. Vın ulan. Kimsin sen ben? Şöyle yaparım, böyle yaparım, hiçbir şey yapamazsın. İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. Bir, insan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip ve garip bir surette yaratılmıştır. Allah Allah. Acip. Çünkü bizim neden diyor hayvanlardan? Hepsinde de bak ne var? Burun var, koyunda da var. Böbrek var, koyunda da var. Ciğer var, koyunda da var. Bağırsak var, inekte de var. Allah Allah. Kan var, damar var. Bu cihette biz zaten hayvanız. Bizim insanlığımız iman cihetiyle, ibadet cihetiyle, Allah'ı düşünmek cihetiyle biz insanız. Yoksa bu cihette biz hayvanız. Aynı hayvanlar gibiyiz. Ya. Onun için geçmişte dinden haberi olmayanlar insanları şöyle vasıflandırmış. İnsan hayvanı natıktır demiş. Eski zındıklar. İnsan hayvanı natıktır. Konuşan hayvan. Başka farkı yok. Bir kısmı demiş ki insan ekonomik hayvandır. Ekonomik. Yani öküzün önüne atarsın otu, yediği kadar yer, üstüne yatar, çişini yapar, yarını düşünmez. Ama adam maaşı alıyor, 30 gün idare edeceğim diyor. Ekonomik. Farkımız buymuş. Bir başkası da diyor, insan dik sürüngendir. Sürünüyoruz ama dik olarak. Vallahi insanı böyle basitlandırmışlar. Bir başkası da diyor, geçen kaç sene önce gördüm mecliste bir milletvekili. İnsan diyor politik hayvandır. Oradan biri yuh o zaman sen hayvansın. Evet dedi hayvanım. Ben bir politik hayvanım. Hayda. Rezalet. Ama Kur'an ne diyor? İnsan misafir rahmandır. İnsan Allah'ın nazik, nazenin bir misafiridir. Misafiriz biz. Rabbim bizi ağırlıyor. Neyle? Bak tavuk yumurtasını getiriyor. Bizi tanımayan tavuk. Trak. Omlet yap, koflet yap, rafadan gelmeden yap. Tavuk arkadan bırak. Ulan olacak şey mi bu? Allah yaptırsa olur. İnek süt getiriyor, koyun süt getiriyor. Arı bal getiriyor. Lan sinek, sinek bana bal yapıyor. Bulutlardan rahmet geliyor. Topraktan nimetler, odunlardan rızıklar. Odunlardan rızıklar. Memelerden rızıklar. Sıkıyorsun şakır şakır şakır. Bunu Allah yapmasa hiç böyle bir şey olabilir mi? Misafiriz biz. Rabbimin misafirleriyiz. Evet, latif bir mizac ile yaratılmıştır. O mizac yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Meyiller. Mesela bu parlak bak bir meyille gelmiştir. Şimdi adam su mesela bir kaynak görse hiçbir şey olmasa nasıl içiyoruz? İnek gibi biz de içiyoruz. Kafayı dağıtıyoruz içiyoruz. Ama bizde kafa ya ben böyle içmektense bir şey yapsam da böyle içsem daha iyi olmaz mı diye bardak yapmışız, sürahi yapmışız, şişe yapmışız. Bak. Onlarda böyle bir meyil olmadığından 1000 sene evvelki inekler nasıl su içiyorsa 20. asrın inekleri de aynı su içiyor. Hiç ineklerde gelişmiyor. Ya. Ya. Ama bizde ne var? Gelişme var. Neden? Meyiller, arzular. Mesela telefon, eskiden telefon vardı ben. Alo, biraz beklersin sonra ses geldi. Sonradan cep telefonu, cepte şimdi, cepte geç. Bir de görüyorsun adamı da. Görüyor musun? Devamlı bizde ne var? Terakki etmek var. İnsanlarda devamlı yükselme var, bir de alçalma var. Şimdi al bir eşkıyayı, eşkıya adam böyle doğrudan koşuyor. Getir buraya, hoş geldin. Yavaş yavaş, birkaç gün sonra, o bir sene sonra ders bile yapar burada. Değil mi? Neden? Yükselme var insanlarda. Al buradaki adamı,
Hacı amcayı götür kumarhaneye mi? 6 ay sonra görürsün hacıyı sallanıyor. Var mı bana yan bakan? Vallahi bozulur. Demek insanoğlu hem düzelebilirmiş hem de bozulabilirmiş. Ama al öküzü buraya getir. Her akşam ona ders oku, kitap oku. Hiç öküzlüğünden bir şey kaybetmez. Bir şey de kazanmaz. Al götür onu meyhaneye, kumarhaneye. Ya çok terbiyesizdir şu öküz. Ya garip gene öküzdür, hiçbir şey olmaz. Hayvanlarda alçalma, yükselme yok. Bizde var. İşte biz alçalmamak için her gece böyle derslere geliyoruz ki devamlı yükselelim. Yoksa vallahi bu yaştayım bozulurum ha. Bu yaştayım bozulurum. Kokuşurum. Bizim buzdolabımız burası. Dipfiriz. Takılıyoruz burada. Kokuşmamak için. Mesela insan en müntehap şeyleri ister. En müntehap, en iyi şeyleri ister insan. En güzel şeylere meyleder. Yani parası az bile olsa, kardeş bu kaça ya? Ya birader bize şey. Onu almak, parası az ama iyisini almak istiyor. Zinetli şeyleri arzu eder. İnsaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. Öyle istiyor insan. Şu meyillerin iktizası üzerine, şu meyillerin gerektirmesi üzerine yiyecek, giyecek vesaire şeylere ihtiyacı vardır. 3 tane şeyimiz var. Mat'umat, levazımat, tezinat. 3 tane şeyimiz var kardeşler evimizde. Mat'umat mutfakta, levazımat odada, yatak odasında çekken. Bir de tezinat, bir biblo koymuştu oraya. Ne yenir, ne içilir, ne çivi çakılır, sadece orada duruyor biblo veya bir tablo veya bir şey böyle. Tezinat, levazımat, mat'umat. 3 şey. Dünyada da öyle. Bazı çiçekler var, ne yenir, ne içilir, zinet olsun diye Rabbim yaratıyor. Bazıları hayvanlar yiyor, bazıları da efendim şey oluyor, örülüyor ondan bir şey. İşte 3 tane şey var. Mat'umat, levazımat, tezinat. Şu meyillerin iktizası üzerine yiyecek, giyecek vesaire hacetlerini istediği bir güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyaç vardır. Madem ki halı istiyorsun halı, halı yapmasını bileceksin. Ya bir çekyatı mı olsun, çekyat yapmasını bileceksin. Gömlek lazım, gömlek yapmasını bileceksin. Pantolon lazım, pantolon yapmasını bileceksin. Yanmaya geçmek istemiyorum, ayakkabı yapmasını bileceksin. Kaşık, çatal, bıçak, uçak. Bunları yapman lazım, sana lazım madem ki. Bunları da yapamadığından, yapabilir mi bir insan? Ben pantolon dikemiyorum. Sen dikebiliyor musun? Kaldım pantolonsuz. Gömlek yapamıyorum, kaldım. Atlat yapamıyorum, çıplak kaldım ya. Şimdi, madem ki ben bunları yapamıyorum, o zaman bunları yapan kardeşlerle benim işbirliği yapmam lazım. Değil mi? Ben düğmeciyim. Sizin düğmenizi yapacağım. Kardeş fermuarcı, fermuarımızı yapacak. Kardeş bardakçı, bardağımızı yapacak. Kardeş çorapçı, çorabımızı dikecek. Kardeş kunduracı, kunduramızı yapacak. Kardeş çekyatçı, çekyatımızı yapacak. Kardeş halıcı, halımızı yapacak. Böylelikle bu cemaat birbirinin işini görmüş olacak. Buna ne diyoruz? Sosyal hayat diyoruz. Sosyal, sosyal. Evet, çok sanatlara ihtiyacı vardır. O sanatlara da vukufu olmadığından, yapamadığından, bilemediğinden ebnai cinsiyle, hem cinsi diyoruz, insanlarla teşrik-i mesai etmeye mecbur olur. Mecbur. Ki her birisi semere-i sahiyle, yaptığı semereyle arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun. Eskiden para yokmuş kardeşler. Para yokmuş. Nereye? Sen duvar yapıyorsun. Ben sıvanı yapıyorum. O benim arabamı yapıyor. Öteki efendim işte terliğimi, çarığımı yapıyor. Öteki koyun üretmiş, süt veriyor, getiriyor bize. Öteki yumurta veriyor. Öteki koyun kurbanlıkçı yapıyor. Böylelikle insanlar alış, veriş.
Alış, veriş. Kaç kilo süt istiyorum? İsminiz de? Fatih. Fatih için. Ne kadar yumurta vereceğim? Abi, 50 tane yumurta ver. İyi. Ama 150 tane ver dediğin zaman çok oluyor değil mi? İnsafsızlık oluyor. Şimdi onu anlatacağım. Çok enteresan. Bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Alışveriş. Fakat insandaki kuvve-i şehviye, şehvi demek arzular, yemek, içmek, hepsi bunlar sadece kadın değil yani. Çorap giymek, efendim gömlek giymek hepsi şehvete giriyor. Ayakkabı boyasına kadar. Fakat insandaki kuvve-i şehviye, kuvve-i kadaviye, kuvve-i akliye, sani tarafından, Allah tarafından takdit edilmediğinden hat altına alınmamış bu üç duygu. Düşünme duygusu, kızma duygusu, isteme duygusu. Bu hat altına alınmamış. Mesela koku. Şimdi daha caddede pişen köfteyi kokusunu alabilir miyiz? Alamayız. Ta ileride pişiyor. Burada pişse alırız da oradan alamayız. Ta ilerideki caddede giden adamın konuşmasını duyabilir miyiz? Duyamayız. Değil mi? Ta efendim avcılardaki adamı, yürüyen adamı tanıyamayız. Bak bu duygular hatlı. Bir yere kadar gidiyor. Fakat akıl öyle değil. Adam öyle bir düşünüyor ki, ne kadar düşünüyor biliyor musun? Kendisi bir damladan yaratılmış, bu kainatın yaratıcısına itiraz ediyor. Ya diyor, Allah nasıl Allah olmuş? Vallahi bunu düşünün, geçen soruyu bir şey. Bu Allah olayı diyor, ne zaman başlamış? Şinasi. Ha? Şinasi başka. Onu geçen lisede soruyor. Dedim kardeş dedi, Allah dedi, kim mesela Allah yaratmış da Allah kim yaratmış falan. Dedim abi şimdi, Allah yaratandır, yaratılan değil. Eğer yaratılan oldu mu o zaten Allah olmaz, o mahluk olur. Yaratan Halik'tir, yaratılan mahluktur, biz mahlukuz. Allah'tan gayrı her şey mahluktur, sadece o Halik. Allah yaratandır dedim, yaratılan değil. Mesela, sen şimdi Allah'ı kim yarattı? Bu sefer o yarattı. Peki onu kim yarattı? Peki ama onu kim yarattı? Nereye gider bu? Sonsuza gider. Peki Allah nedir? Ezelidir. Ezeli de mi Arapça? Başlangıcı olmayan. Ebedi nedir? Sonu olmayan. Ama diyor benim aklım almıyor bunu. E tabii aklın almayacak. Köfte var. Ne aklın var ki senin onu alacak? İşte orada iman devreye girecek. Orada iman devreye girecek. Öyle ya. Marş dinamosunu basıyorsun. Gırt çekiliyor. Şarj dinamosu devreye giriyor. Orada iman devreye girecek. Hassas kantar 50 ton tartar. Peki 80 ton koysak ne gösterir? 50 gösterir. 30'u inkar eder değil mi? Ya da yayları kırılır. Hah. İşte bu inkar edenler onun için inkar ediyor. Aklı tartmayınca yak ya diyor. Anladın mı? Anlamamış gibi duruyor. Yapmamışım şimdi. Ya. Orada amenna. Biz yaratanı düşünecek kapasitede değiliz. Yaratılanı düşünürüz. Yaratanı anlarız. Mesela bu nedir? Kim yapmıştır bunu? Gözlükçü, tamam. O kadar. Gözlükçüyü görmek, görmemek mühim değil. Gözlüğü gördük mü? O kadar abiciğim. Herhalde bu gözlük bize marangozu, terziyi, kunduracıyı hatırlatmıyor değil mi? Gözlükçüyü hatırlatıyor. Peki bu gözlükçüyü hatırlatıyor da gözler kimi hatırlatacak? Allah hatırlatacak. Ayakkabılar ayakkabıcıyı hatırlatıyor. Ayaklar Rabbimizi hatırlatıyor. Bu lambalar bize elektrikçiyi hatırlatıyor. Peki semadaki lambalar, yıldızlar, güneşler kimi hatırlatacak? Allah hatırlatacak. İşte böyle. Fiil faili, kitap katibi, şiir şairi, baklava baklavacıyı. O kadar. Baklavayı yedin mi yedin? İşte baklavacı vardır. Hiç şüphe etmeyeceksin. Çocuklar çok memnun oldu. Hiç böyle bir şey duymamışlar onlar tabii.
Memnun oldular değil mi abicim? Sen aklınla onu çözmeye kalkarsan ya delirirsin, manyaklaşırsın ya da yani yayların kırılır ya da inkar edersin. İşte inkarcılar, ateistler, komünistler, deistler, deyyuslar oradan çıkıyor. Ya tabii oradan çıkıyor. Geçenlerde biri dedim sen ateist misin? Ben dedi deistim. Deist ne yapar? Yeni duyuyorum da. Deist duymamıştım işte. Deyyus'u biliyorum. Deyyus'la bağlantı yaptım. Deyyus dedim aklıma geliyor deist. Bazı isimleri bazı isimlerle bağlantı yapıyorum. Dedim ne yaparsınız siz deistler olarak? Biz dedi Allah'a inanırız, peygamberlere inanmayız. Bak yarata bak. Niye lan dedim. Peygamberler zaten Allah'ı tanıtıyor. Daha çok inanmanız lazım. Bizim öyle dedi. Kurnaz'a bak. Ne için inanmıyor biliyor musun peygambere? Peygamber ne getiriyor? Kitap getiriyor. Kitaptan var, emir var, yasak var, içki haram, zina haram, faiz haram, namaz var, oruç var, zekat var, emirler var. Ama Allah direkt kulum oruç tut diye bağırmadı. Çağırlayın ediyorum ben diye yalan kalmıyorlar. Kurtarıyor işi oradan kurnaz'a bak ya Allah'ım. Bak bakalım burada keri sesi yok. İşine gelmiyor. İşine gelmiyor. İşine gelmiyor. Fakat insandaki kuvve-i şehviye ve kuvve-i tatabiye ve kuvve-i akliye sani tarafın tahdit edilmediğinden ve insanın cüz-i ihtiyarisiyle terakkisini teybir için bu niçin bunlar serbest bırakmış? İmtihan sırrı olsun diye. İyiyi düşüneceğiz, kötüyü düşünmeyeceğiz. Helala iştahımız olacak, harama olmayacak. Kızılacak yerde kızacağız, kızılmayacak yerde kızmayacağız. Öyle diyor peygamber. Kızılacak yerde kızmayan eşek sıfatlıdır diyor. Kızılmayacak yerde kızan şeytan sıfatlıdır diyor. Ya adam bir bakıyorum, orada yeşilden var, yürüsene bu! Ama bak, inecekse, levyeyi çektin. Bak şey, ama öbür tarafta dinine küfrediyorlar, adamı hiç umurda değil. Eşek sıfatlıdır. Fakat insandaki kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye sani tarafından tahdit edilmedi. Ve insanın cüz-i ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından muamelatta, alışverişlerde zulüm ve tecavüzler vuku'a gelir. Adam zekidir, kurnazdır, öbürü saftır, kandırır. Değil mi? Kandırmalar oluyor müdürlükteki. Bu tecavüzleri önlemek için cemaat-i insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Bir adalet olsun. Mesela kardeşim taksiye biniyorsun, adam basıyor değil mi taksimetre? Kaç paraysa veriyorsun. Pazarlık ediyor mu? Etmiyor. Eskiden bu yoktu bizim gençliğimizde. Taksi durduruyordu. Kardeş beni Hatay'a kadar götürürmüş. Kaç para? 30'lar. Ne bu ya sende? Kaç para vereceksin? Şimdi başlıyorum. Ayakta efendim pazarlık. Kaç para vereceksin? Ne vereyim arkadaş sen 30 lira dedi. Ya bir şey ver. 5 lira vereyim. Ya bedava götürdüm. Yarım saat pazarlık gidiyor. Taksiye binmiyoruz değil mi? Ama sonra taksimetre çıktı. Değil mi? Şeriatın kestiği parmak acımaz. Adam basıyor, 3 lira yazıyor, ondan sonra yazıyor, kaç paraysa vermiyorsun. Rahat ediyorsun bak şimdi, bak, oraya geliyoruz şimdi. Ya, lakin her ferdin aklı, adaleti idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır ki, fertler o külli akıldan istifade etsinler. Külli akıl. Öyle külli bir akıldan ancak kanun şeklinde olur. Sigara içinde. Eskiden otobüse biniyordum, geliyordum İstanbul'a. Yanımdaki içiyor, bu taraftaki içiyor, arkadaki içiyor. Ulan tilki damı gibi. Nefes alamıyorum yani. Bir gün dedim, kardeş ya dedim, biraz dedim şu sigarayı içmeseniz boğulacağım. Abi özel arabayla git o zaman diyor. Özel arabayla git diyor. Bak ya, adamın aklı idrakten, idrak edemiyorum, adaletten mahrum. Halbuki demiyor ya, bu da bizim bir kardeşimizdir. Biz bu otobüse seyahat etmeye bindik.
Burası sigara odası değil ki. Yani burası sigara odası değil ki. Adam benim dumanımı çekmek mecburiyetinde mi? Diyecek kadar bir akıl yok molosta. Molos çünkü. Kerreste. Ne oldu şimdi? Yasak etti. Hadi iç bakalım. İçemiyorlar artık. Uçakta bile öyle bir yer vardı. Sigara içen, içmeyenler Hakkaya gidiyor. Yani bir ortadan sigara içilmeyen bir yer vardı orada. İçilen, orada içiyorlar sigarayı. Ama şimdi uçakta da içmiyorlar. Kapalı yerde de içmiyor. İyi oluyor. Adamda astım var, nefes darlığı var. Niye ben onun sigarasından içim kararsın? Tabii. Öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun da ancak şeriattır. Kurban olayım ona. Öteki kanunlar, o kanunlar ne çalıyorlar o kanunları. Her zaman başka bir havadan çalıyor. Tabii canım. Kanun var ama kanunu uygulayan adam kanunsuz olduğundan o kanun seni haklı çıkaracağına seni haksız çıkarıyor, onu haklı çıkarıyor. Sonra şeriatın tesirini, icrasını, tatbik. Sonra şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. Kanun var ama hakim yok dedik ya. Gene kanun. Kur'an-ı Kerim kanun. Fakat o kanunu uygulayacak olan kadıdır, hakimdir. Onu uygulamazsa ne olacak? Gene uygulanmamışım. Ha. Evet şeriat var ama şeriatı uygulayacak birisi lazım. Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. O merci, o sahip de ancak peygamberdir. Peygamber olan zatın da zahiren ve batinen halka olan hakimiyetini devam ettirmek için maddi ve manevi bir ulviyete, bir imtiyaza, bir üstünlüğe, bir başkalığa ihtiyacı olduğu gibi Halik ile olan derece-i münasebet ve alakasını göstermek için bir delile ihtiyacı vardır. Öyle bir delil de ancak mucizelerdir. Tabii ya, peygamber de bizim gibi insan. Polis geliyor bakıyorsun, şopu var, silahı var, kokartı var, polis diyorsun. Peygamber de öyle ayrı bir peygamberlik elbisesi yok ki. Diğer vatandaş gibi. Nereden bilecek onun peygamber olduğunu? Hah. Mesela bir gün peygamberimiz yoldan geçen bir bedeviye sesleniyor. Eyne türidü diyor. Nereye gidiyorsun? Nereyi murad ediyorsun? O da ila ehli diyor. Ehli evime gidiyorum, hanımımın yanına gidiyorum. Evine gitmekten daha hayırlı bir şey duymak istemez misin diyor. İsterim diyor. Öylese diyor. De la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. De diyor. Bu evine gitmekten hayırlıdır. Delilin ne senin diyor. Bak. Bu iddiaya delilin ne? Senin Allah'ın Resulü olduğunu ben nereden bileyim diyor bedevi bak. Nereden bileyim? Alnında mı yazıyor? Görüyor musun bedevi kurnaz? Peygamberimiz de haza şeceretül samure diyor. Bu samure ağacı şahit olacak. Nasıl? Git o ağaca de seni Hazreti Muhammed çağırıyor. De ona diyor. Onu gönderiyor. Gidiyor ağaç. Seni Hazreti Muhammed çağırıyor. Ağaç sallanarak, sökülerek yerinden, sürüklenerek geliyor. Peygamberimizin huzuruna. Peygamberimiz ağaca soruyor. Ben Allah'ın Resulü değil miyim? Eşhedü enneke Muhammeden Resulullah diyor. Sen muhakkak ki Allah'ın Resulü. Üç defa bu adam da böyle bakıyor. Ağaç konuşuyor. Ondan sonra diyor. Söyle yerine gitsin. Ona söylettiriyor. Ağaç yerine gidiyor. İzin ver diyor sana secde edeceğim. Çünkü o ağacı oradan buraya ancak Allah getirir. Çünkü o gene Allah getiriyor ama peygamberin işaretiyle. Bedevi kurnaz var. Hani bu diyor, ancak ilahtır bu diyor. Bunu ilah yapabilir. Mucizeyi biliyor tabii. İzin ver sana diyor secde edeceğim. İzin yok kimseye secde Allah'adır. O zaman elini ayağını öpeceğim diyor, öpüyor ve iman ediyor. Bir tane daha başka var. Bu da Rükane isminde birisi. Rükane.
Bu adam da peygamberimize büyük bir düşman. Aynı zamanda da panayırlarda güreş yapıyor. Güçlü bir şey. Bir gün geçiyormuş. Peygamberimiz demiş, Rükane, benimle güreşir misin? Güreşirim ya Muhammed. Tamam ya Muhammed, kırarım bir tarafını. Canlar. Kendi kafasına göre güreşçi ya. Ama demiş, bak seni yenersem bana iman edecek misin? Ederim demiş. Tabii Resulam tutar da kaldırıyor bunu, manda teze gibi yere çarpıyor. Ben diyor şaştım bu işe, ben şaştım bu işe. Bir daha yapalım diyor, bir daha kaldırıyor bunu, pul gibi. Ben çok şaştım. Ben çok şaştım diyor. Daha çok şaşacağım bir şey göstereyim sana diyor. Git o ağacı çağır bana gelsin diyor. Ağaç geliyor, yine inanmıyor kafir. Yazıklar olsun sana diyor Rükane. E şimdi böyle kardeşler, aynı iki tane adam var. Aynı okul mezunu, hukuk fakültesinden çıkmış. Birisi nur talebesi, birisi komünist, zındık. Aynısı bak, aynısı. Aynı dersleri görmüşlerdi. Bu iman nasip meselesi. Hani bazıları diyor ki, yahu diyor, biz diyor, burada diyor, avantajlıyız. Hristiyan diyor, Fransa'daki adam, Almanya'daki adam diyor, dezavantajlı. Bu ne olacak bu avantaj, dezavantaj? Kardeş be, Türkiye'de olup da günde 5 vakit ezanı duyduğu halde din düşmanı var mı? Var. Orakla bitsen bitmez. Var değil mi? Avrupa'da olup da Müslüman olanlar oluyor mu? Demek ki duymakla değilmiş bu iş. Eğer duymakla olsaydı, bütün duyanlar şimdi hepsi ezanı merkez namaza koşar. Bak, dezavantajlıydı, avantaja geçti. Avantajlıydı, dezavantaja düştü. Bu bir. İkincisi, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu avantajlı mıydı? Babası peygamber, kafir olarak gitti. Lut Aleyhisselam'ın karısı avantajlı mıydı? Kocası peygamber, kafir olarak gitti. Ebu Leheb peygamberimizin amcası avantajlı mıydı? Yeğeni peygamber, kafir olarak gitti. Firavun avantajlıydı, evlatlığı peygamber. Dezavantajlı gitti. Demek ki bu iş böyle değil. Duymakla, duymakla değil. Buradaki inanmayanlar, Almanya'da da olsaydı inanmayacaklardı, burada da oldukları için inanmıyor. O Almanya'daki burada da olsaydı inanacaktı, orada da inanıyor. Bu böyle. Ama Cenab-ı Allah, ekseriye inananlar İslam aleminde, inanmayanlar Hristiyan aleminde olmasına gelince, Cenab-ı Allah diyor, ben kimin inanacağını, kimin inanmayacağını biliyorum. Onun için inanmayacakları, inanmayan ana döllerden getiriyor. İnananları da bu taraftan getiriyor. Fazla karışıklık olmasın. Ama tamamen öyle demeyelim diye, böylesi de oluyor değil mi? Babası meyhaneci çocuğu nur talebesi. Meyhaneci babası. Çocuk için Amerika'da hizmet ediyor. Amerika'ya gitti. Kaçtı babasından. Ulan diyormuş, gitme onların yanına. Git kız arkadaşlarından gel. Neyse bak çocuğu nasıl zehirliyor. Çocuk da diyormuş, baba ben sinemaya gidiyorum arkadaşlar. Ha işte şöyle. Sinemaya diyor, buraya geliyor çocuk. Uhrevi sinema. Öbür tarafta adam hacı. Çocuğu yavuk. Öyle. Öyle. Bizim diyor hacının ölümünü bekliyorum diyor. Bir ölse diyor mallara konacağım ama ölmüyor. Ölmüyor moruk diyor Allah. Vallahi böyle. Vardı benim yanımda birisi çalışıyordu. Kosovalı. Hitler'in askeriymiş. Arnavut Mehmet. Babası Hacı Mehmet zırzop diyor. Şimdi diyor, vermey ya diyor harçlık. Vermey harçlık. Hadi Hacı Baba ezan okunacak. Abdest aldım, suyu alıyorum, getireyim. Abdest alsın bir saat evvel gitsin de satayım biçim çarık diyor, cebe indireyim. Yani müşteri geldi mi kaç para çarık? 50 lira. 10 lira verse vereceğim diyor. Hacının çocuğu. Adam.
Bir gün camiye götürdüm bunu. Bir de müezzinlik şeyine çıkarttımlar, orada müezzinlik yapıyordum. Ya Necmi diyor, bak hayvana cemaat. Çıktı bu hafız buraya ne okumay. Karıştı bir çeçik oyunlar arasına diyor. Kendini keçik oyunu cemaat. Bu adam hacı ne oldu? Kendisi berbat bir adam. Onun için avantaj, dezavantaj. Yani böyle söylenebilir halk arasında bu gibi kelimeler geziyor. Onun için bunlara cevap bu. Cevap bu. Adam diyor ya diyor, kaderim benim böyleymiş, Allah böyle yazmış diyor, ne yapacağız diyor bana. Allah yazmamış. Sen yaz dedim, o yazdı. Bak ben buraya gelmeye niyet ettim, Allah yazdı ve bunu buraya getirdi. Sen buraya gelmeye niyet ettin, Allah yazdı ve getirdi. Daha önceden yazmış değil, Allah sanki işi ileride işi çok olur diye daha önceden yazıyor değil kardeşim. Allah için zaman ve mekan yok. Biz ilmi ezel diyoruz ya, ilmi ezelde varmış demek. Yani ezelde adam Allah yazmış ya, artık silinmez. Öyle değil. Sen niyet ediyorsun, o yazıyor. Fiili işliyorsun, yazıyor. Yani sen yazıyorsun. Yani kaderini sen yazıyorsun. Bunu böyle üniversitede anlattım da, bir kızcağız dedi, hocam dedi, biraz daha somut anlatır mısın? Anlatayım dedim. Bak dedim, karşıda bir birahane var. Bu birahanede birisi içmiş. Adam, ha düştüm ha düşeceğim. Sen de bir arkadaşına diyorsun, bak kız Aysel, bu aptal çok içmiş, düşecek şimdi. Der demez adam, vaaah kadar düşüyor. Kafasını duvara vurup beyin kanamasından ölüyor. Polisler geldi. Kim öldürdü bunu? Ben dedim sizi gösteririm. Bu öldürdü. Neden dedi ben öldürmüş olayım? Düşecek dedim, düştürdün, düşürdün adamı. E düşecek demekle düşer mi dedi. İşte kader bu dedi. Kader bu. Sen onun düşeceğini bildin. Senin bilmen onu düşürmedi. Sen onun düşeceğini bildin. Kader çünkü Allah'ın ilmidir. Kudreti değil. İradesi de değil. İlmi. Kader diyor ilim nevindendir. İlim. Biliyor sadece. O kadar. Ama sen gidip bir de arkasından kalktırsaydın bak bu salak nasıl düşecek diye. O zaman bak sen düşürmüş olurdun. Ama sen buradan düşecek diyorsun. Adam düşüyor. Sen onun düşeceğini biliyorsun. Senin bilmen onu düşürmüyor. Sen onun düşeceğini biliyorsun. Nasıl? Kader bu işte. Yani onun için bunları böyle anlatırız sordukları zaman. Kader senin elinde. Sen ne istersen Allah onu yazıyor. Hiç merak etme. Ya Allah bize tuzak mı kuruyor be? Bazısının kaderini kıyak yazıyor, bazısının bozuk yazıyor. Bazısının namazlı, bazısının sarhoş. Lan böyle bir Allah diye böyle bir muhtar bile olmaz be. Allah'a suç isnat ediyor. Haşa. Sümme haşa. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Sen lehine neyi kesbedersen onu veriyor. Neyi de aleyhine şey yaparsan sana onu veriyor. O kadar. Sen istiyorsun o veriyor. Saatimi kaybettim de bakayım. Nasıl yeter mi? Sıkıldınız mı kardeşler? Bazıları kalkıp gidiyor da dedim yani. İstenmeyen adam olmayalım burada. Hastası vardı onun için. Ha? Hastası vardı arkadaşlar. Olabilir. Hayır tabii tabii. Olabilir. Var diye gidecektir. İşi vardır. Yani ben umumi olarak soruyorum. Yani bu kitapları hepsini okuyacak değiliz ya. Geldik bir tanıştık, muhabbet ettik. Bir kelime öğrensek. Kârdır Allah bereket versin. Cemaatle namaz kıldık. Yine cemaatle kılacağız. Yaz okundu mu? 5 dakika. 5 dakika var, 5 dakika okuyalım. Sorunuz var mı kardeşler be? Ha bu kadar insanın bir sorusu olmaz mı ya? Bir soru sorayım ya. Çay mı gelecek? Gelsin. Sor. Sorunun
olduğu zaman da şöyle bir şey var. Herkes hoca olmuş, şöyle fetva veriyor beni. Yani şöyle diyeceğim. Hani birisine kaki dediğinizde ya o kadar diyor, kaki diyor yani. Şuna biliyorsa adam diyor imanından şüpheleniyor bile. Hani şüphe etmek lazım diyor. Hemen direkt kafir diyemiyoruz. Rahat çok rahat. Çok zor. Evet. Bir insana kafir demek çok zor. Mesela 99 tane ülema bir adama bu imansızdır dese alimin bir tanesi yok. Ben bunu mümin olarak